Bu mantarı biraz önce aldım. Bu sapları kesilmiş, temizlenmiş bayağı. Şurada saplı olanlar da var. Şöyle kenarları açılmış olanlar arkadaşlar spor vermeye hazırdır. Bu kenarı düz olanlardan spor alacağız. Sap kısmı olanların sapından da doku kültürü yöntemiyle örnek alacağız. Bu iki örneği seçtim. Bu kenarlara bakın, görmüş olduğunuz gibi düzleşmişler. Artık bunlar spor verebilirler. Mantarların dış yüzeyini alkollü mendille siliyorum, fazla yıpratmadan. Kanalımda steril spor toplama tekniği adlı bir videom var. O videoda bu işlerin detaylarını görebilirsiniz. Burada alkollü bir mendil kullanıyorum. Kullanmış olduğum bu mendil parçası sentetik bir madde. Yani üzerinde bakteri üreme ihtimali yok. Şimdi bunu keseceğim. Şu şekilde buraya yayacağım. Üzerlerine de mantarları koyacağım. Burada dikkat etmemiz gereken husus mantarların peçetelere değmemesi. Buraya sporlar bir gece boyunca yağacak. Ertesi günde biz bunları toplayacağız. Ve üzerine bir kapak koyuyorum. Yükselti yapması için de iki tane silikon. Şurada görmüş olduğunuz boşluk hava akımını sağlayacak. Bu mantarın şu kısmından doku kültürü almaya çalışacağız. Doku kültürüyle çalışırken bu tür sivil ustaları bıçakları tercih ediyorum. Çünkü bunlarla hani daha küçük parçalar alabiliyorsunuz. Daha kolay manevra imkanı sağlıyor size. Şimdi mantarımı ikiye ayıracağım ve filtre önünde daha önce havayla temas etmemiş olan şu bölgenin içinden doku kültürü almaya çalışacağım arkadaşlar.
Bu örneklerimiz tahminen 48 saat içinde çimlenecektir. O zaman tekrar çekim yapalım. 24 saat doldu. Spor yapmalarını alıp bir alüminyum folyoda muhafaza edeceğim. Bu şekilde spor yamalarımızı uzun süre saklayabiliriz. Bakın spor yamalarımızın izleri şurada bayağı keskin bir şekilde kare. Görüyor musunuz? Bu demektir ki aşağı yukarı bütün spor yamalarımızın üzerine spor yağmış. Şimdi içinden bir tane alıp petrikamıza koyalım. Birkaç gün içinde sporlarında çimlenmeye başladığını göreceğiz. İşlemin üzerinden 48 saat geçti. Sol tarafta gördüğümüz birinci doku örneğimiz. Bunun dört bir tarafında da hifler büyümeye başlamış. Şimdi diğerine bakalım. Diğerine sadece şu gösterdiğim yerde biraz var. 1-2 hafta içinde kabın her yerinde misallerin oluştuğunu göreceğiz. Bugün tam 1 hafta geçti. Şu görmüş olduğunuz spor kültürümüzdü. Şöyle bakalım yakından bir. Bakın şurada 2 adet sarı yuvarlak daire var. Bunlar kontaminasyon. Bir de şu hiflerden oluşan beyaz bölge var. Birbirine yani bir bütün gibi gözüken. Burada muhtemelen bir akıntı olmuş. Bu nedenle ben bu petri kabından şurada görmüş olduğunuz şuradaki yuvarlak şu ve şu. Şu 3 adet seçmiş olduğum hifleri yeni bir petri kabına aktaracağım. Sağlıklı bir misal elde etmek bazen birkaç ayı bulabilir arkadaşlar. Şimdi şu doku kültürümüz bu bir nolu doku kültürü. Bu hızlı gelişti ama daha sonra duraksadı. İki nolu kültürümüze bakalım. Bu iki nolu kültürümüz diğerine göre iyi. Şuradaki şu beyaz alan diğer bölgelere göre daha hızlı bir gelişim kaydetmiş. Yani buradan alacağınız ve çoğaltacağınız misal diğer taraftan alacağınız misallere göre biraz daha hızlı büyüyecektir. Şuradan görmüş olduğunuz şu kısımdan bir örnek alacağım. Başka bir petri kabına aktaracağım.
Bu da İkinoğlu doku kültürü kabından aldığımız örnek. 10-15 gün içerisinde bu kabın tamamen rizoformik bir şekilde beyaz misalle kaplandığını görürsek başarılı bir iş yapmışızdır diyebilirim. Bir hafta geçti. İkinoğlu kaptan aldığımız örnek büyümeye devam ediyor. Bakın kenarlarda yeni çıkan taze ifler gayet güzel. Bundan tekrar kenarlardan da örnek alıp yeni bir kaba aktarabiliriz. Bu da spor kültüründen aldığımız 3 örnek. Bakın sol alttaki gayet yoğun çıkıyor. Bu muhtemelen buradaki hifler birleşmişler ve duplet yapıya geçmişler. Yani artık miselyum oluşturabilecek kapasiteler. Ama bu yukarıdaki bakın daha hala zayıf, ince ve seyrek. Muhtemelen bunlar daha hala haploid, yani tek sayıda gen taşıyorlar. Yani bunlar daha miselyum oluşturamaz. Ama şurada gördüğünüz gibi bazı yerlerde kalın damar gibi görüntüler var. Bunlar da eğer çok yoğun beyazlaşırlarsa oradan da örnek alınıp yeni bir kaba aktarılabilir. Spor kültürü biraz zahmetli ve uzun bir süreç istiyor. Şu sağ alttakine bakalım. Bunda bakın alt taraftaki hifler beyaz ve koyu, daha kalın görünümde. Ama üst taraftakiler zayıf. Bu en tepedeki aldığımız örnekle birleşme ihtimali var. Birleştikleri yerde de yoğun bir beyazlık, damar gibi bir görüntü oluşturduğu zaman oradan da ayrı bir suş alabileceğiz. Spor kültüründen alınan her bir suşun özelliği kendi genetik yapısına sahip olmasıdır. Fakat doku kültüründe kabın neresinden alırsanız alın, zaten klonladığımız için biz bunu ilk satın almış olduğumuz mantarla aynı genetik özelliğe sahip olacak. Ve verimi, mantarların yapısı aynı olacak. Yani sıkıntı çekmeden onu her zaman çoğaltabilirsiniz. Bugün tam 10 gün oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doku kültürümüz Petri kabını hemen hemen kaplamış durumda. Artık kullanıma hazırdır. Spor kültüründe ise daha yapılacak çok iş var. Yeni başlayacak olanlara özellikle hazır doku kültürü ile başlamalarını öneririm. İleride kendinizi geliştirdikçe başka mantarlar üzerinde çalışmak daha kolay olur. Şu an Mart ayındayız. Kuzu göbeği mantarı zamanı. Genelde mantarların miselyum rengi beyazdır. Fakat kuzu göbeği mantarının misal rengi sarı ve kahverengi gibidir. Ayrıca skleroteye oluşturur. Bu konuyu kuzu göbeği videolarında detaylıca anlatacağım. Bu şekilde Petri kabında misal kültürüne sahip olduğunuzda özgürlüğünüzü ilan edebilirsiniz. İstediğiniz kadar tohumluk misal ya da likit kültür hazırlayabilirsiniz. Eğer kullanmayacaksanız kilitli bir poşete koyup üzerinde etiketleyerek buzdolabında 4 derecede 6 aya kadar muhafaza edebilirsiniz. Bir sonraki videoda Petri kültüründen tohumluk misal ve likit kültür nasıl yapılır bu konuları anlatmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.